Televizyon 78 izleyenlerimiz, yeni bir Şifan Kapısı programımızda yine... Vizyon 78 Televizyonu İstanbul temsilcisi Esra Polat'ın hazırlayıp sunduğu Şifa Kapısı programının bu haftaki konuğu Avrasya Hastanesi doktorlarından genel cerrahi uzmanı operatör doktor Bülent Öztürk oldu. Olanlar meme kanseri adıyla daha ileride konuşuruz onu ama bir de iyi huylu meme hastalıkları vardır. Avrasya Hastanesi doktorlarından genel cerrahi uzmanı operatör doktor Bülent Öztürk, meme hastalıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Memede fibrokistler sıklıkla yani ortalama 10 kadından 6'sında 7'sinde rastlanan bir problem. Problem dediğim de bir hastalık olarak değil, bu o kadının bir özelliği esasında. Yani sarışlı olması, gözünün şu renkte olması gibi memede de fibrokistler var. Bu fibrokistler iyi huylu kistler bunlar. Meme dokusu içerisinde küçük küçük 2 milim, 3 milim, 5 milim kistler meme içerisinde dağılmış durumda. İçerisinde sıvı bulunur ve bunlar tümörle, kanserle ilişkili değildir. Ama bunları da ikiye ayırıyoruz. Makrokist, mikrokist diye. Mikrokistler 10 milimin altında olanlara mikrokist deniyor. Bunlara bir ilaç tedavisi denenebilir eğer ağrı falan çok yapıyorsa. Benim bazı hastalarım var. Yani ağrıları çok olduğu zaman otobüse binemiyor, trene binemiyor ya da biri çarpacak göğsüne diye aklı çıkıyor. Çok şiddetli ağrılar yapıyor. Sütyen boyutunu değiştirecek kadar göğsünü, gerginliğini arttırabiliyor. O kist içerisindeki basıncın artmasıyla beraber volüm genişlemesi oluyor memede. Bunları, bununla ilgili birkaç çeşit hiç zarar vermeyecek özel ilaçlarla kontrol altında tutulabiliyor. Makrokistler ise 10 milimin üstündeki kistlere makrokistler deniyor. 10 milim, 15, 20, 25 milim, 3-4 tane olabilir. Şüphelenilen makrokistlerden ultrason eşliğinde ince iğne biyopsisi yapılıp içindeki sıvı boşaltılabilir, patolojide tetkik edilebilir. Israrla sebat eden olursa cerrahi olarak çıkarılabilir. Ama çok nadir olana gerek kalıyor fibrokistlerle ilgili. Fibrokistler genç kızların ve kadınların problemidir. Ağrı ama bunların da düzenli olarak da kontrol edilmesinde fayda var. Yılda bir ultrason yapılması, belki çok aktif seyrediyorsa 6 ayda bir gibi. Böyle benim de takip ettiğim bir sürü meme hastası var. Düzenli bir bakımla rahatlıkla kontrol altında sürdürülebilir. Öztürk, erkeklerde meme hastalıkları konusunda ise şunları kaydetti. Önce gençlerdeki problemden kısa bahsedeyim. Erkeklerde, o da bu yıllarda beslenmeyle ilgili çok değişti. Hormonlu etler denir ya, bu tip şeylerle beslene benim hatta ameliyat ettiğim bir aile var, kısa ondan da bahsedeyim. Genç erkeklerde şu oluyor, kadınlarda gibi meme dokusu gelişiyor. Bazen ikisi birden ama sıklıkla tek bir tanesi. Bu testis yumurtalık tümöründen falan da kaynaklanabilir. Bir hormonal dengesizlikten de kaynaklanabilir. Bunları araştırıp ekarte ettikten sonra varsa o problem çözülecek. Ama genelde beslenmeyle ilgili çıkıyor. Yani genç erkeklerde, bunlar askerlik yapanlar da bilir, meme dokusu gelişebilir. Bu resmen bir genç kızınkinden daha büyük olabilir. Dolayısıyla bu da erkekleri rahatsız ediyor koşarken bilmem ne falan. Arkadaşlar arasında askerde alay konusu oluyor şu bu falan. O nedenle bu meme dokusunun temizlenmesi ve patolojide incelenmesi gerekiyor. Çok da basit de bir operasyon, büyütülecek bir şey değil.